Herkese merhaba, Migros TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Karasu. Migros TV'de birçok içerik var ve ben de sizler için videolar çekmeye devam edeceğim. Bugünkü videomuzda ellerimize, tırnaklarımıza bakım yapacağız ve onları baştan yaratacağız. Ben karantinadan önce jel oje yaptırıyordum. Yani kendi tırnaklarımın üzerine jel oje sürüyorlardı. Onun üzerine de kalıcı oje sürüyorlardı. Ve tabii ki karantina dönemine girince de tırnaklarımın, ellerimin bakımı bana kaldı. İster istemez jel ojelerimi de kendim evde çıkartmak zorunda kaldım. Bu yüzden de tırnaklarım biraz inceldiler. Şimdi sizinle tırnakları inanılmaz hızlı güçlendiren bir bakım yapacağız. Öncelikle ellerimi 15 dakika kadar İçine birazcık zeytinyağı ve bir miktar limon damlattım. Ilık suyun içinde bekletiyorum. Bu şekilde hem tırnak etlerimi kesilmeye hazır hale getiriyorum hem de suyumun içine damlattığım limon ve zeytinyağı tırnaklarımı güçlendiriyor. 15 dakika geçtikten sonra tırnaklarımı sudan çıkartıyorum ve güzelce kuruluyorum. Şimdi tırnak etlerimi temizleyeceğim. Ama ondan öncesinde tırnak etlerimi daha da kesilebilir hale getirebilmek için hem de birazcık bakım amaçlı tüm tırnak çevremi ve tırnaklarımın üzerine vazelin uyguluyorum. Siz isterseniz vazelin yerine tırnak çevresi bakım kremi, Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı ve benzeri de kullanabilirsiniz. Ama ben vazelin tercih ediyorum. Tırnak etlerimi temizlemekte vazelin bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Tırnak etlerimi törpüyle geriye ittirdikten sonra tırnak eti makasıyla güzelce temizliyorum. Ama bu işlemi yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tırnaklarımıza, tırnak etlerimize zarar verebiliriz, kanatabiliriz. O yüzden dediğim gibi yavaş yavaş, sakince tırnak etlerimizi çok derinden olmayacak şekilde temizliyoruz. Tırnak etlerimi temizledikten sonra sıra geldi törpü aşaması. Benim kullandığım 7 aşamalı bir törpü ve o 7 alanda farklı amaçlar için kullanılıyor. Mesela diyelim ki 7 numaralı alan tırnakları parlatmak için, 1 numaralı alan tırnak çevresine son şeklini vermek için gibi. Ben bu törpüyü çok seviyorum çünkü farklı farklı ürünler kullanmama gerek kalmıyor. İstediğim bütün işlemleri tek bir ürünle yapabiliyorum. Öncelikle tırnaklarımı istediğim şekilde törpülüyorum. Ben genelde oval kullanmayı tercih ediyorum çünkü hem daha zor kırılıyor hem de tırnak tipime daha çok yakıştığını düşünüyorum. Ama siz tırnak tipinize hangisi uygunsa o şekilde törpüleyebilirsiniz. Kare, stiletto, bir sürü törpüleme çeşidi var. Hangisini isterseniz o şekilde törpüleyebilirsiniz. Ama benim size önerim, benim gibi tırnaklarınız eğer inceldiyse ve kırılmaya müsaitse o zaman oval törpülemeniz. Çünkü kenarlarının bir yerlere takılıp oradan kırılmasına engel olmuş oluyorsunuz. Genelde tırnaklarımı ben kare kullandığım zamanlarda çok fazla kırılma problemi yaşıyordum. Ama ovale geçtiğimde, yani ovale döndüğümde kırılma problemlerini azaltmış oldum. Tırnaklarımı güzelce törpüledikten sonra jel ojeden kalan kalıntıları törpümün düzleştirici kısmıyla temizliyorum. Ve en sonunda da tırnaklarımın üzerini bir güzel parlatıyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra oje aşamasına geleceğiz. Ama elinizde hala Hindistan cevizi yağı, vazelin, artık ne kullandıysanız, o üründen kaldıysa onu öncelikle temizleyin. Çünkü yağlı bir yüzeyde ojenin tutunması daha zor oluyor. O yüzden tırnaklarınızın kuru olması gerekiyor. Ellerinizi bir kere yıkayıp güzelce kurulayabilirsiniz. Daha sonrasında oje işlemine geçebilirsiniz benim gibi. Ben öncelikle tırnaklarımın daha çabuk kırılmasını önlemek için ve tırnaklarımı korumak için kırılma önleyici şeffaf bir oje kullanıyorum. Birçok markada buna benzer ojeler bulabilirsiniz. Ya da isterseniz evinizde böyle bir şey yoksa cila, yani şeffaf oje kullansanız bile olur. Çünkü orada bir aslında base oluşturuyorsunuz, bir temel oluşturuyorsunuz ve üzerine oje geldiğinde hem tırnaklarınız daha az etkileniyor, daha zor sararıyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Eğer kırmızı ve bordo renklerde ojeler kullanmayı çok seviyorsanız eminim fark etmişsinizdir. Tırnaklarınız sararıyor. Ama eğer koyu renk ojelerin altına cila uygularsanız, yani şeffaf oje uygularsanız tırnaklarınız asla ve asla sararmayacaktır. Bembeyaz kalacaktır. Yani kırılma önleyici olmasa bile bir şeffaf oje sürerseniz tırnaklarınızı koruyacaktır. Daha sonrasında ben Newtonlarla bir oje tercih ediyorum. Genelde zaten açık renk ojeler kullanmayı çok seviyorum. Gerçi kırmızı bordonun yeri de bende ayrı ama bu sefer dediğim gibi açık renklerde Newtonlarla bir oje tercih edeceğim. Ojelerimizin kurumasını beklerken yapabileceğimiz birkaç şey önereceğim size. Migros TV'de çok güzel konserler oluyor. Ben genelde onları izlemeyi çok seviyorum. Böyle evin sıkıntısını üzerimden atmış oluyorum ve kendimi farklı bir dünyada bulmuş oluyorum. Gerçekten dışarıya çıkmış da bir konserdeymişim gibi hissediyorum. Ve enerjimi dolduruyorum aslında. Enerji depolamış oluyorum. O yüzden siz de isterseniz ojelerinizin kurumasını beklerken Migros TV'deki canlı konserleri izleyebilirsiniz. Ya da Migros TV'de birçok tarif var. Onlara bakabilirsiniz. Ve yine kendin yap projeleri var. Onları izleyip kafanızda oturtup daha sonrasında başka bir gün o kendin yap projelerini hayata geçirebilirsiniz. Yani aslında ojelerimizin kurumasını beklerken yapabileceğimiz birçok şey var. Benim size tavsiyem Migros TV'deki diğer içeriklere bakmanız. Evet, artık ojelerim kurudu. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki tırnak bakımımız sadece tırnaklarımızdan ibaret değil. Ellerimize de iyi bakmamız gerekiyor. Ne yapıyorum? Evde şeker peeling
yapmayı uyguluyorum. Toz şeker kullanıyorum. Siz isterseniz esmer şeker de kullanabilirsiniz. Ama şu an benim evimde esmer şeker olmadığı için toz şeker de, toz beyaz şeker de benim işimi görecektir. Şeker peelingini birçok şekilde uygulayabilirsiniz. İsterseniz içtiğiniz Türk kahvesinin kalan telvesiyle karıştırıp uygulayabilirsiniz. İsterseniz limonla karıştırıp uygulayabilirsiniz. Ben bugün Hindistan ceviziyle birlikte uygulayacağım. Birazcık Hindistan cevizini cam kasemin içindeki toz şekerle güzelce karıştırıyorum. Ama bu peelingi saklayabilirim. Diğer günlerde de kullanabilirim. Şu an ihtiyacım olan kadarını elimin üzerine alıyorum ve güzelce ellerimi ovuşturuyorum. Bu şekilde hem ölderilerden kurtulmuş oluyorum hem de ellerimi beslemiş oluyorum. Ve ellerim gerçekten yumuşacık oluyor şeker peelinginden sonra. Ama ben şekerle uğraşamam, bunu yapamam diyorsanız, hazır bir ürün kullanmak istiyorum diyorsanız ben Migros'ta el peelingleri, ayak peelingleri görmüştüm. Onlara bakabilirsiniz, göz atabilirsiniz. Peelingimi uyguladıktan sonra gidip ellerimi yıkıyorum ve son aşama olan nemlendirmeye geçiyorum. Nemlendirme aşamasında size gerçekten çok güzel bir ürün önereceğim. Ben de aslında yeni keşfettim sayılır. Migros sanal markette gezerken denk gelmiştim ve hemen aldım. Bu arada bu videoda kullandığım bütün ürünlere Migros'tan ulaşabilirsiniz. Bahsettiğim kremin markası ProNail keratinli el kremi. Kuru ellere ve kırılan tırnaklara yoğun onarıcı formül diyor. İçinde keratin var, pantenol var, E vitamini var. Ne ararsanız var yani gerçekten. Ve aynı zamanda yapısı da çok güzel. Ben çok beğendim. Asla öyle yağlı bir his bırakmıyor. Ve gerçekten yumuşacık yapıyor. Uzun süre nemli kalmasını sağlıyor elleriniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, Migros TV kanalına abone olmayı ve aynı zamanda da diğer videolardan anında haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.